Binance'tan Avax'ları nasıl MetaMask cüzdanıma gönderebilirim? Öncelikle MetaMask cüzdanı oluşturuyorsunuz. Daha sonra app.pangolin.exchange sitesine giriyorsunuz. Swap kısmına geldikten sonra şurada takas yazıyor. Bu kısma geldikten sonra cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Şuradan MetaMask yazıyor. Buraya tıklayıp cüzdanınızı bağladığınızda karşınıza MetaMask'ten onay ekranları çıkacak. Bunları onayladıktan sonra ağ olarak şurada Avalanche, Mainnet, SeaChain ağının gelmiş olması gerekiyor. Kontrol etmek için bunun üzerine tıklayıp Ethereum ağı gibi burada hangi ağ üzerinde olduğunuza bakın. Eğer Ethereum ağı üstündeyseniz bunu değiştirip SeaChain Avalanche'ın ağına geliyorsunuz. Bu kısımdan sonra herhangi bir alışveriş işlemini Pangolin'den yapmıyoruz. Eğer zaten MetaMask cüzdanınızda hali hazırda zaten bir Avalanche SeaChain ağı varsa Pangolin'e hiç girmenize gerek yok. Daha sonra Binance'a geliyoruz. Binance'da hemen gösterelim. Cüzdan kısmına gelip spot cüzdana tıklıyoruz. Ardından şu yukarıda yatırma ve çekme yazan kısımdan çekme işlemine tıklayıp coin olarak Avax'ı seçiyoruz. Ve buraya adres ve ağ seçimi yapmamız isteniyor. Ağ seçimi olarak Avax ağını, X ağıdır bu. Bunu seçiyoruz. Kesinlikle BSC'yi seçmiyoruz. Avax'ı seçtikten sonra MetaMask'e doğrudan gönderemiyoruz. Neden gönderemiyoruz? Çünkü MetaMask SeaChain hattı üstünde. Fakat Binance XChain hattı üstünde olduğu için biz Binance'taki Avax'larımızı öncelikle Avax Wallet'taki cüzdanımıza gönderiyoruz. Avax Wallet cüzdanı nasıl kurulur, nasıl kullanılır bununla ilgili YouTube'da video olduğu için bunun videosunu yapmıyorum. Şimdi size doğrudan işlemi gösteriyorum. Avax'ın şurada sağda 3 tane hattı var. X, P, C. X hattı üstündeki bizim adresimizi kopyalıyoruz. Ardından Binance'a geri geliyoruz ve para çekme işleminde Avax A, Avax, adres az önce kopyaladığımız XChain hattındaki adresimiz tutar. Ne kadar Avax göndereceğimizi yazıyoruz. Burada A ücreti, gönderim ücreti var. Ne kadar gideceği. Sonra çek diyoruz. Karşımıza çıkan bilgileri kontrol ediyoruz. Doğru ise devam diyoruz. Ardından şuradaki onaylama işlemlerini yapıyoruz. Bilgileri doldurduktan sonra gönder diyoruz. Tamamlandı dedikten sonra kontrol edeceğiz. Avalanche Wallet'a geliyoruz. Şurada yukarıda yenileme işareti var. Buna tıklıyoruz. Evet, biraz bekleyelim. Avax'larımız geldi. Yaklaşık bir 4-5 dakika sürdü. Şurada X uygun X yazıyor. X ağı üzerinden bize Avax'lar geldi ve bunlar hala X ağı üzerinde. Bunu MetaMask'e gönderebilmek için C ağını almamız lazım. Çünkü MetaMask şurada göründüğü gibi C chain, C hattı üstünde. Şimdi dönüştürme işlemini solda cross chain'e tıklayıp yukarıda X hattındaki Avax'ımızı şuradan C hattına alıyoruz. Maksimum diyorum. Onayla dedikten sonra ikinci kere transfer işaretine tıklıyorum. Ve işlemin gerçekleşmesini bekliyorum. İşlem gerçekleşti. Yukarıda gördüğünüz gibi C hattı üzerine geldi Avax'ımız. Şimdi bunu MetaMask'e göndereceğiz. Solda gönder kısmına geliyoruz. Şurada bakın X hattını değil C hattını seçiyoruz. Yukarıdan MetaMask'e gelip Avalanche ağındaki adresimizi kopyalıyoruz. Daha sonra Avax cüzdanına gelip kopyaladığımız cüzdan adresini buraya yapıştırıyoruz. Ardından kaç Avax göndereceğimizi buraya giriyoruz. Onayla dedikten sonra işlemi gönder diyoruz ve bekliyoruz. C hattı X ağından daha hızlı olduğu için muhtemelen çok hızlı bir şekilde MetaMask'e gelecek. Kontrol edelim. Evet, gördüğünüz gibi anında geldi. 2.16 Avax oldu. Gönderme işlemi bu kadar. Avax'ı başka bir borsadan, başka bir cüzdandan Binance'a nasıl aktaracağımızın videosu da kanalımızda var. Videonun sonuna yerleştireceğim o videoyu da.
Eğer öyle bir işlem yapmak isterseniz oradan da bakabilirsiniz.